Şimdi geçelim iç siyasete. Biliyorsunuz yerel seçim yaklaşıyor ve Murat Kurum sahaya indi. Hayırlı olsun. İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adaylığının ilk gününde sahaya indi. İstanbul'u ihya edeceğiz dedi. CHP'den yanıt gecikmedi. Yeniden başlamanın, ihya etmenin azmini emanet etmiştir. Sultan Fatih'in emanetine sahip çıkacağız. İstanbul'a biz ihanet ettik, o dikey yapılaşmaya biz izin verdik sözleri Erdoğan'ın sözleridir. Biz bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. 2019'da İstanbul seçiminin yenilenmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen cümleleri kurdu Murat Kurum ilk adaylık gününde. Esnaf ziyareti de yaptı. İstanbul'daki göçmen sorununu da yönetmek zorundayız. Savaş bittiği zaman inşallah memleketlerine dönecekler. O zamana kadar da ülkemizin, İstanbul'umuzun istihdamına, üretimine katkı sunuyorlar. Kurumun sığınmacılar ve mülteciler için istihdama katkı sunuyorlar cümlesi kayıtlara geçti. Depreme hazırlık da İstanbul'un önceliklerinden biri. Olası depreme ilişkin tedbirlerimizi alacağız. Murat Kurum için 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu imar affı içerisinde yurttaşlarımıza tabut olan maalesef evleri de hatırlıyoruz. Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim, devletten size müjde. İmar barışı geldi. İmar başvurusuyla alakalı 10 milyon 350 bin vatandaşımız da bu kanun düzenlemeden faydalanmak için başvurdular. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor, devlet vatandaşıyla helalleşiyor. Hiçbir şekilde imar affıyla ilgili bir gündemimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. İmar affı diye bir kanun çıkmadı ki değerli arkadaşlar. İmar barışı çıktı. Murat Kurum diye yazılır, imar affı diye okunur. Deprem bölgesinde imar affları yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. 2019 yılında çıkan son imar affında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak imzası vardı Murat Kurum'un. 6 Şubat depreminde o imar affından yararlanan kaç bina yıkıldı bilinmiyor. Gelecek Partili Selçuk Özdağ da arşivi açtı. Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla kurumun bakanlık dönemindeki diyaloglarını paylaştı. Sayın Başkanımız 1,5 yılda teslim dedi. 3 yıl oldu ihalesini zor yaptınız. Ben aklımı helal etmiyorum. 3 yıl evi yapamadı. Hak sahibiyim ben. Ey Murat Kurum, Kanal İstanbul'a devam mı tamam mı? Kanal İstanbul projesi boğazımızın özgürlük projesi, bağımsızlık projesidir. Murat Kurum da bu projenin mimarı idi, memuru idi. Murat Kurum neden adaylık açıklamasında Kanal İstanbul'dan bahsetmiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı iken Kanal İstanbul'u özgürlük, bağımsızlık projesi diyerek savunan Murat Kurum, İstanbul adaylığı sonrası henüz Kanal İstanbul projesiyle ilgili tek cümle kurmadı. Ekrem İmamoğlu da rakibiyle ilgili henüz konuşmadı. Savaş mağduru, İstanbul'da okuyan Filistinli öğrencilere burs yardımı tartışmasına ilişkin konuştu. Hele İstanbul'da yaşıyor ve bizden yardım talep ediyorsa biz yardım ederiz ve onların yanında dururuz. Bize yakışandır. Umarım savaş bir an önce sona erer. Murat Kurum'un uzun süre görev yaptığı Şehircilik Bakanı olarak ya da TOKİ yöneticisi olarak filan uzun süre görev yaptığı bu iktidar döneminde Türkiye ortalama bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde tarım arazisini kaybetti. Bunun bir bölümünü, çoğuna da bina dikildi. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde on binlerce bina yıkıldı biliyorsunuz. Peki hiç sorumluluğu yok Murat Kurum? Veya şehirlerin bu hale gelmesinde veya tarımdaki meselede. TOKİ'nin bina yaptığı arazilere bir bakın. Tarım arazilerine. Hem nasıl yaptığını da anlatırım, uzun sürer şimdi. Yani orada da başka şeyler var yani. İmar tadilatları bilmem bir sürü şey. Sorunu yaratanlar çözüm üretebilir mi? Farkı ne? Sorunun sebebi olanlar çözümü üretebilirler mi? Onu bir düşünün.